Tamam, hazır. Rica ediyorum. Evet. Çok değerli basın mensupları, öncelikle sizinle sohbet davetimi kabul edip geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aslında böyle biraz resmi başladım değerli basın mensupları diyerek ama aslında sizlere sevgili arkadaşlar demek istiyorum. Çünkü çok uzun bir süreçte sizlerle çok farklı ortamlarda hepinizle ayrı ayrı bir arada olduk. Kah zaman zaman işte 99'da ilk siyasete girdiğim dönemlerde sizlerle bazı arkadaşlarımla bir arada olduk. Zaman zaman işte genel seçimlerde, yerel seçimlerde bir arada olduk. Kah bazen adliye koridorlarında kadın cinayetleri davalarını takip ederken, protestolarda vatandaşımızın yanında yer alırken sizlerle çok farklı ortamlarda aslında bir arada olduk. Maden direnişlerinde, kömür ocaklarının yapılmamasında, termik santral direnişlerinde hep bir arada sıklıkla bir araya geldik. Ama durup düşündüğümde aslında hepimizin ortak bir noktası vardı. Hepsi de Eskişehir'imizin sorunları, Eskişehir'imizin değerleri. Dolayısıyla ortak dertlerimiz, sorunlarımız oldu. Şimdi biliyorsunuz en sonunda sizlerle seçim sürecinde bir araya geldik. Ama seçim geldi geçti. Ve biz bu seçim sürecini atlattıktan sonra aslında tabii ülke gündemi çok yoğundu, hepimizin bildiği gibi çok yoğun bir tempoya girdik. Bir yandan meclis çalışmaları, diğer yandan işte meclisteki görevlerimiz, ülkenin içinde bulunduğu koşullar. Bu dönem içinde üstlendiğim bir görev oldu bildiğiniz gibi Avrupa Birliği Uyum Komisyonu üyeliği ve Avrupa Parlamentosu Karma Komisyonu'nun eş başkan yardımcısı oldum. Aynı zamanda işte Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamaya hazırlandığımız günlerde bir de neyi kutlamaya hazırlanıyoruz? Bir çınar olan Cumhuriyet Halk Partimizin 100. yılını kutlamaya hazırlanıyoruz. Ve dolayısıyla ben de bu komitede yer aldığım için oldukça yoğun bir gündem içine girdik. Ve bu süreçte fark ettim ki sizlerle aslında birebir de oturup böyle bir sohbet etme olanağımız olamadı. İşte bu olanağı yakalamak için sizlere böyle bir davette bulundum. Şimdi biz tabii bu süreç içinde aslında hep konuşmaya devam ettik. Şimdi sevgili Nur bu daveti yapınca dün bir başlık atmış. Demiş ki Süllü konuşacak. Şimdi Süllü hiçbir zaman susmadı. Her zaman konuştu. Hele hele konu şehrimizin değerleri olunca, sorunları olunca hiçbir zaman susmadık, hep konuştuk ama hiçbir zaman da boş konuşmadık açıkçası. Şimdi dolayısıyla birlikte olduk konuşalım diye. Şimdi biz bu geçtiğimiz süreç içinde ülkemizin gerçek gündemiyle ilgilendik, dertleriyle dertlendik. Milletvekili olarak asli görevlerimizi yerine getirmeye çalışırken yerel seçimler öncesi aslında bizim yıllardır gördüğümüz bir takım şeylerin yeniden sahnelenmeye başlandığını gördük açıkçası. Şimdi tabii 25 yıldır da yerelde iktidar olunca her yerel seçim öncesi aynı şeyler sahnelenir Eskişehir'de. Biz buna son derece alışkınız ve bazılarının belediyeleri ele geçirme sevdası depreşir bu dönemlerde yerel seçimler yaklaştığında. Ve Eskişehir'in değerlerini kullanarak siyaset yapmaya çalışanlar ve özellikle de kendi ikballeri uğruna bu değerleri etmeye çalışanlarla biz geçmişte de çok sık karşılaştık. Yılmaz hocamızın özellikle Eskişehir'i ve Eskişehirlileri tanımayanlar Yılmaz hocamızın şehir için nasıl bir değer taşıdığını bilmeyenler Yılmaz hocama çattıklarında onu gündem konusu yaptıklarında ünleneceklerini çok düşündüler. Biz böylelerini inanın çok gördük. Neler neler gördük biz. Bakın özellikle Yılmaz hocamı davalarda yargılatma peşine düşenleri mi gördük? Yılmaz hocamı yaşını ima etmeye kalkıp yerel seçimlerde koş Hasan koş gençliğini görsünler diyenleri de gördük biz bu şehirde. Belediyenin kapılarına birilerini dayatıp bağırtanları da gördük biz bu şehirde. Ve inanın hani bir şarkı vardı ya kimler geldi kimler geçti diye. Koskoca bir dağdan bir parça koparıp toz kaldırmaya çalışan çok kişiyi gördük biz bu şehirde. Ve her biri ne yazık ki yok olup silinip gittiler. Her seferinde de boylarının ölçüsünü alarak.
Çünkü hiçbiri Eskişehir'i ve Eskişehirlileri tanımıyordu. Eskişehirli seçmenin sağduyusunu, vefasını hiç kimse bilmiyordu. Ben her zaman Eskişehirli seçmenin sağduyusuna güvendim. Bakın bugün sözü edilen ittifaklar yokken ve genel merkezlerin yaptığı bu ittifaklar söz konusu değilken, hatta bugün sözü edilen ittifak partileri hiç adları bile yokken biz bu şehirde seçimleri kazandık. Hele hele AKP'nin en güçlü olduğu dönemlerde de biz bu seçimleri kazandık. Ve AKP'nin en güçlü dönemlerinde her sefer belediye başkanlarımız oylarını arttırarak seçimleri kazandılar. Dolayısıyla hiç kimse kusura bakmayacak. Böyle göz kırpıp birilerine şirin görünmek adına Eskişehirlilerimizin oy takdirine ittifaklarla yönlendirilmeye çalışılması konusunda sessiz kalmamızı kimse beklemesin bizden. Çünkü bu şehir 25 yıldır ve 25 yıl öncesinde hiç olmadığı şekilde bir şehir haline dönüştü. Bakın bir turistin yolunu kaybetse uğramayacağı bir şehirken sokaklarında turistlerin gezdiği, otobüslerle, trenlerle gezilip görülmeye çalışan bir şehir haline geldi bu şehir. Biz Porsuk'ta bundan yıllar önce 99 öncesinde boyasıyla, kokusuyla anılan Porsuk şehri şu anda bir gerdanlık olarak süslüyor. Botlarıyla, gondollarıyla, çevresindeki etkinlikleriyle. Ve bunca ülkemizde işsizliğin yaşandığı bir dönemde Eskişehir'deki hizmet sektörünün canlılığı şehrin hem istihdamına katkı sağlıyor hem de yerel yönetimlerimizin devreye aldığı yatırımlarla işte tramvay, estram gibi ya da işte kurulan botlarımızı kendimiz yaptığımız atölyelerimiz gibi ve düşünün hiçbir şekilde bu şehirde daha önce olmayan sektörler devreye girdi ve istihdam yaratıyor bu sektörler. Dolayısıyla şehri yani koruma kararlılığında olan belediyeler ve belediye başkanlarımız sayesinde bu şehirde olabilecek olumsuzları da hep birlikte sivil toplum örgütlerimizle, Eskişehirlilerimizle birlikte direnerek engellemeye çalıştık. Bakın çok basit, ilk göreve geldiğimizde 99'da şeker fabrikasının hemen yanındaki şu anda Kent Park'ın bulunduğu alan aslında AVM ve konutlarla dolacak bir alanken orası şu anda bütün şehirlilerimizin gezdiği, hatta 2 gün önce gördüm, kuyruğa girmişler sanıyorum plajda bir basın kuruluşumuzun sayfasında gördüm. Serinlemek için vatandaşlarımız kuyruğa girmişler plajda. Bakın pek çok ilde şeker fabrikaları satıldı. Şu anda yerinde büyük yatırımlar var. Ama biz Eskişehir'de şeker fabrikasını sit alanı ilan ederek bunu bile engelledik. Termik santrale hep birlikte direndik. İşte daha 2 yıl önce yine hep birlikte Liç santralinden tutun da kömür madenine kadar hep birlikte siz basın mensuplarımızın da birlikte bir direniş sergiledik. Şimdi eğer Eskişehir Büyükşehir Belediye'miz davayı kazanmasaydı belki şu anda en verimli tarım topraklarımıza raylar döşenmek üzereydi. Dolayısıyla ben bunları niye hatırlattım? Geçmişte ufak bir gezinti yapmak amacıyla hatırlattım. Çünkü bazı insanlar hani son günlerde Yılmaz Hoca'ya sahip çıkmak, savunmak adına yalnız bırakıldığı endişesine kapıldılar. Oysa Yılmaz Hoca'mız hizmetleri ve siyasetiyle sahip çıkılacak ya da savunulacak kadar zayıf, hafif ve sığ değildir. Asla bu konuda kendisinin önüne biz geçmeyiz. Kendisi de gerekenleri söylemiştir aslında. Bunu hani tartmak ve değerlendirmek de tamamen halkımıza düşer. Nitekim 25 yıldır, 5 dönemdir halkımız bu görevi son derece başarıyla yerine getirmektedir. Ancak bir seçilmiş olarak farklı bir sorumluluk olduğumuzu da hatırlatmak isterim. Şimdi bu şehirde ben de halkımızın oylarıyla 25 yıldır, başta yerel yönetimlerde 18 yılı olmak üzere ve son 5 dönem ve tekrar seçildiğimde düşünüldüğünde biz neyle karşılaşırsak karşılaşalım geçmişte de asla siyasi nezaketimizi bozmadık. Asla farklı siyasi partilerle ya da seçilmişleriyle polemiğe girmedik. Girmeyiz de.
Ve ben özellikle Eskişehir'de kalıcı siyaset yapmayı düşünenlere bunu özellikle tavsiye ederim. Herkes siyasi olarak halka hizmet etmeye odaklansın ve bu yolda yürüsün. Şimdi bir önerim daha var. Şimdi Eskişehir'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi suçlulukla iç işlerine karışmak hiç kimsenin haddine değil. Bakın şu anda ülke ekonomisi çökmüş durumda. Vatandaş geçim sıkıntısı içinde inliyor. Ekonominin kitabını yazdım diyenler ülke maliyesini batırmış durumdalar. Ve bu yükü ne yazık ki vergiler ve zamlarla tamamen vatandaşın sırtına yüklemeye çalışıyorlar. Ve vatandaşlarımız deprem bölgesinde halen çeşitli sorunlarla şu anda boğuşuyorlar. Ve biz ne dedik Cumhuriyet Halk Partisi olarak? Meclis tatile girmesin, çalışsın dedik. Bunca ülkede olumsuz koşullar varken, ülke yangın yeri gibiyken meclis tatile girmesin, çalışsın dedik. Ama AKP ve MHP oylarıyla reddedildi ve meclis tatile girdi. Peki ne yaptık Cumhuriyet Halk Partisi olarak? İki kez meclisi toplantıya çağırdık. Birincisinde hepinizin bildiği gibi zamlarla ve vatandaşın ekonomik sıkıntılarıyla ilgili olarak meclis toplantıya çağırdık. Bu içinde bulunduğumuz hafta içinde Salı günü de Akbelen'deki orman alanı için meclisi toplantıya çağırdık. Şimdi burada da tabii yine genel görüşme isteğimiz, genel görüşme açılması isteğimiz AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Ama beni ondan da daha çok güzel bir olayı sizler aracılığıyla kamuoyuyla paylaşmak isterim. Ne yazık ki Akbelen'deki katliamı savunma işi Eskişehirli AKP vekilimize düştü. Ve kendisi çıktı, Akbelen'i savundu. Ben gördüm pek çoğunuz da medyanızda yayınladınız bu savunuyu. Ve kendisi konuşurken ben inanın meclisteydim ama kulaklarıma inanamadım söylediklerine. İnanın Beşli Çete'nin kömür işletmecisi yani madeni işletecek kişi savunsaydı bu kadar savunamazdı diye düşündüm. Sanıyorum kendi döneminde ruhsatı verildiği için bu savunmayı bu kadar içten ve candan yaptı. Fakat bakın daha Amasra'da yitirdiğimiz 43 madencimizin davası sürüyor. Hesabı verilemezken kömür madenini savundu. Bakın biliyorsunuz biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Paris İklim Anlaşması'nın imzalanmasını gerektiğini söyledik. Ve Paris İklim Anlaşması imzalanmaz ise neler olabileceği konusunda vatandaşlarımızı uyarmaya çalıştık. Ama sonunda imzalandı. Belli bir takım ekonomik kaygılarla imzalandığını da biliyoruz. Ama Paris İklim Anlaşması'nın iktidarın üzerine düşen sorumluluklarını yerine getirmedi henüz. Neydi bunlar? Bakın Paris İklim Anlaşması kömürden çıkılmasını taahhüdünü içeriyor. Paris İklim Anlaşması aynı zamanda termik santrallerin kapatılmasını, fosil yakıtlardan çıkılmasını öneriyor. Aynı zamanda ormansızlaşmayı gündem konusu yapıyor. Şimdi tüm bunlara karşın Sayın Dönmez ormansızlaşmayı savundu. Enerji uğruna, daha doğrusu rant uğruna termik santralleri savundu, kömürü savundu. Ben inanamadım kulaklarıma. Dünya iklim krizinin etkisiyle yanıp kavruluyor. Hepimiz sıcaklardan, o iklim afetlerinden, doğal olmayan doğal olaylardan, doğal afetlerin sıklığından şikayet ediyoruz, değil mi? Türkiye su kıtlığıyla boğuşuyor. Su ve yutak alanlarımız, başlıca su kaynaklarımız, ormanlarımız yok ediliyor. Biz Eskişehirliler bunu çok iyi biliyoruz Eskişehir'de verdiğimiz mücadelelerden. Ama anladığım kadarıyla bundan da vahim bir şey gerçekleşti dün. Sanıyorum bu savunuyu yapmak zorunda kalmak Dönmez'in canını öylesine yaktı ki dün duyduğumda inanamadım bir açıklama yaptı. Dedi ki, Cumhuriyet Halk Partisi dedi, madem böyle bir becerisi var dedi, toplantıya çağırma, toplanma becerisi var dedi, keşke dedi kurultayını toplasa. Sayın Fatih Dönmez, bu kadar gündemden kopuk olduğunuzu düşünmek istemiyorum. Bakın bizim kongre süreçlerimiz, kongrelerimiz başladı. Delege seçimlerimizi yaptık. İlçe kongrelerimiz şu anda gerçekleşiyor. İlk kongremizi yapacağız ve
kurultaya gidiyoruz zaten. Biz bir tek adam partisi değiliz. Demokrasinin işlediği, bütün organlarıyla işlediği 100 yıllık bir partiyiz. Dolayısıyla böyle tek adam partisinin mensubunun kalkıp da 100 yıllık Çınar'a laf söylemesini de kabul edecek değiliz. Bu sözleriyle de beni hayrete düşürdüğünü kamuoyuyla paylaşmak isterim. Hele hele bu gündemin üzerine örtmek isterken, hani bizim bir lafımız vardır. Zeytinyağı ile ilgili hepiniz bilirsiniz. Ne yaptı? Biz vekillere zeytinyağı göndermiş. Ben aslında hiç nezaketsiz biri değilimdir. Siz beni tanırsınız. Ama bu zeytinyağını tüm Cumhuriyet Halk Partili vekiller olarak iade ettik. Ve ben de özellikle iade ederken beraberinde kendisine bir mektup gönderdim. Neden iade ettiğimle Eskişehir'in duyarlılıklarına, doğa duyarlılıklarına, çevre duyarlılıklarına ilişkin bir mektup eşliğinde kendisine geri gönderdim. Ha, bunu özellikle okumasını rica ediyorum. Ve bir de ben geçtiğimiz dönem iklim krizi ve kuraklık konusunda çok yoğun çalıştığım için bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak 100 sayfa bir şerh yazdık. Kendisinden ricam bu şerhi de iyi okusun da neler olduğunu kömürle, termik santrallerle ilgili bir öğrensin ve artık Enerji Bakanı olmadığını, Eskişehir'in vekili olduğunu hatırlayıp Eskişehir'in duyarlılıklarına dikkat etsin. Şimdi bu duyarlılıkları gerçekten Eskişehir vekillerinin dikkate alması gerekir. Bakın biz vekilleri nerelerde görüyoruz? Şöyle bir düşünün bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi vekilleri dışında nerelerde görüyoruz? Nerede görüyoruz? Traktöre biniyorlar, rekoltenin ne kadar yüksek olduğunu söylüyorlar. Ama o hasadını TMO'nun işte 6 milyon ton ithal edilen buğdaylarıyla dolan TMO'nun ofislerine randevuların verilmediğini, çiftçilerin arpasının, buğdayının elinde kaldığını, 3 kuruşa tüccara satmak zorunda olduğunu hiç dile getirmiyorlar. Önerim gitsinler, çiftçileri dinlesinler. Bakın başka önerilerim de var. Şimdi Eskişehir'de bir mücadele sürdürdük. Buradan Büyükşehir Belediye'mize, başta Yılmaz Büyükerşen olmak üzere tüm hukuk mücadelesi veren ekiplerimize de teşekkür etmek istiyorum. Biliyorsunuz bir Uraysim derdini sardılar başımızda ve projenin değil yerinin yanlış olduğunu defalarca söyledim. Çünkü verimli tarım toprakları üzerinde yer aldığını belirttik. Oradaki su kaynaklarımız yok olacak, verimli tarım topraklarımız yok olacak diye defalarca uyardık. Ama Allah'a şükür Büyükşehir Belediye'miz Cumhuriyet Halk Partili davayı kazandı ve bu proje şu an için durduruldu. Hep birlikte yine arkadaşlarımız da burada gittik biliyorsunuz. Sevinç'te aynı mücadeleyi verdik. Kaymaz'da şu anda üçüncü baraj yapılıyor. Artık siyanür havuzu yapılıyor. Bunun mücadelesini vermeye devam ediyoruz. Bu konularda yanlış bilgilenip yanlış açıklamalar yapmasınlar. STK'ları dinlesinler. Hadi biz siyasileri dinlemiyorsak. Siz Eskişehir basınını dinlesinler. Çünkü bu konuda sizlere de teşekkür borçluyuz. Büyük duyarlılıkla yıllardır doğa konusunda, çevre konusunda, Eskişehir'in talan edilmemesi konusunda hep bu konuda duyarlılık gösterdiniz. Belki sizi dinlerler. Onları da, hatta Sayın Dönmez şöyle bir cümle kullanmış. Demiş ki, tarım için ne yaptı Büyükşehir Belediyesi de tarım topraklarının peşine düştü diye. İşte bakın bu kadar Eskişehir'den bir haberler. Lütfen bir ara arzu ederlerse hem Uray Sim konusunu ben anlatabilirim, Büyükşehir Belediye'miz anlatabilir ve tarım konusunda Büyükşehir Belediye'mizin yaptığı destekleri de kendisine anlatabiliriz. Şimdi bunları anlattım, bunları hani yeni bir polemik konusu açmak için anlatmadım asla. Bu şehrin duyarlılıklarıyla yıllardır nelerle mücadele edildiğini kamuoyu ve sizler çok iyi biliyorsunuz. Ama bu şehri tanımayan yeni siyasetçiler ne yazık ki bu duyarlılıkları bilmiyorlar. Benim onlara aslında biraz da hani eski bir siyasetçi olarak, deneyimli de bir siyasetçi olarak bir tavsiyem var. Bu tür polemikler yerine kendi şahsi ikballeri ya da isim yapmak adına bu şehrin değerlerini harcamaya hiç kimse kalkmasın. Onun için bunları kısa notlar şeklinde söyledim. Onun yerine biliyorsunuz sizler de sıklıkla dile getiriyorsunuz bu şehrin
yıllardır bekleyen sorunları var. Bunları tek tek saymama gerek bile olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Eskişehirlileri bilenler bunları biliyorlar. Çevre yollarından tutun, gemlik liman bağlantımıza, havaalanımıza, işte her sıklıkla kazaların yaşandığı ölüm yollarımıza kadar pek çok bildiğiniz gibi sorunu var bu şehrin. Eğer yerel seçim öncesi gerçekten bir şeyler yapmak istiyorlarsa, bu konuda samimilerse şehrin sorunlarına el atsınlar, bunlarla uğraşsınlar, odaklansınlar diye rica ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Soruları olan varsa memnuniyetle yanıtlamak isterim. Tabii, buyurun. Şimdi sizin Eskişehir'le ilgili tüm konularda açıklamalarınız oluyor, Aha, değerlendirmeleriniz evet. oluyor. Yaklaşık 15 günü aşma sürede Aha. de Sayın Yılmaz Güngerşen ve Sayın Hatip Aha. Olan'ın tartışma var. Evet. Birbirlerine söylemleri var. Siz geçen süreçte neden sessiz kaldınız ve bugün aslında Aha. açıklamalarınızı Evet. umudunuz, geç kaldığınızı düşünüyor musunuz? Hayır, ben hani biraz önce konuşmamda da belirttim. Yani ben Yılmaz Hoca'nın hani sahip çıkılacak, savunulacak bir karakter olduğunu düşünmüyorum. Yani çünkü tüm şehir zaten kendisine sahip çıkıyor. Ve biz hocamız zaten söyleyeceğimiz konuda söyledi. Hani sessiz kalmamız diye bir şey söz konusu olmadı. Sadece yoğun gündemimiz arasında sizlerle bir araya gelemedik. Ama bizi arayan işte bazı ulusal basından arkadaşlar oldu. Kendilerine bu konudaki görüşlerimizi zaten açıklıkla dile getirdik ama sizle bir araya gelemedik yoğun gündem nedeniyle. Ben özellikle de zaten hani biraz da bunları konuşalım, sorularınız varsa yanıtlayalım. Biraz da böyle şehrin yaz sıcağında gündemine ufak ufak dokunalım istediğim için özellikle sizleri davet ettim. Ben teşekkür ediyorum. Vermeden konuştunuz Aha. ama biraz daha Aha. açık bir Aha. şekilde Hı ittifak ortağına İYİ Parti milletvekili açıklamalarını hı. duyduğumuzda ben sizin ne hissettiğinizi merak Hı ediyorum hı. ve bundan sonrası için bu ittifakın devam etmesi için yerel seçimlerde böyle bir şey olduğunda nasıl birlikte yol yürüyeceğinizi hesapladığınızı mı düşündünüz? Yani onu hesaplaması gerekenlerin biz olduğumuzu düşünmüyoruz. Biz çünkü çok büyük bir özveriyle seçim sürecinde, bakın hatırlarsak Sayın Genel Başkanımız bu ülkenin demokrasisi için çok büyük bir adım attı. Hani hiçbir araya gelemez denen ittifakları bir araya getirdi. Bu biraz da tabii Cumhurbaşkanlığı, hani bu ittifaklar nedeniyle de eleştiriliyoruz bazen Cumhuriyet Halk Partisi olarak, ama bu ittifaklar aslında bizim işte ucube rejim diye adlandırdığımız ne yazık ki Cumhurbaşkanlığı sisteminin gerekleri oldu. Çünkü bir %50 zorunluluğu vardı. Bu nedenle biz ittifakları yaptık ama Cumhur İttifakı da vardı biliyorsunuz karşımızda. Onlar da çok farklı bileşenlerle karşımızdalardı. Dolayısıyla bu ittifaklar aslında genel merkezlerin takdirinde olan, biz yerel siyasetçilerin de bu ittifakın koşulların ne olursa olsun koşulsuz amasız uymamız gereken şeyler. Biz bunun gereklerini yerine çok iyi getirdik. Taban da getirdi. Tüm ittifak içinde olduğumuz partilerle de biz bunu Eskişehir'de çok güzel yaşadık. Sizler de takip ettiniz. Ama biz hiçbir zaman ittifak içinde olduğumuz partiler için ne onların iç işlerine karışmak, ne onları yargılamak, ne de onlardan belli kasıtlı olarak uzak durma yönünde bir tutum sergilemedik bu şehirde. Kendi ikbalimiz uğruna. Biz de bunu yapabilirdik. Yapmadık. Biz ne dedik? Biz genel başkanımızın kurduğu bu ittifak içinde yer aldık ve bu ülkenin siyasetine, siyaseten yönetilmesine talibiz diye son gücümüzle çalıştık. Hiçbir şeyden uzak durmadık. Ben hani tabii böyle hani gülüp geçinecek şeyler olarak değerlendirdik laflarına gerçekten üzülüyorum. Ve dediğim gibi biz bu şehirde hep bir siyasi nezaket içinde yaptık siyasetimizi ve biz siyaseti vatandaşımıza hizmet olarak gördük. Hiçbir zaman polemik konusu yapmadık. Hatta zaman zaman kurumları bile bu konuda yıpratmamak adına şehrimizin, çünkü kişilerin gelip geçici olduğunu biliyoruz. Bugün bizler varız, yarın olmayacağız hiçbirimiz. Dolayısıyla bu şehirde iyi anılmak, bu şehrin değerlerine sahip çıkmak yönünde her birimiz üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeliyiz. Bunları böyle hani güne kavuşmak ya da işte herhangi bir şekilde hani ön plana çıkmak için ortaya hiçbir zaman atmadık. Bu tavrımızı en yakın sizler biliyorsunuz.
Dolayısıyla ben hani bu tür siyaset yapımızın her zaman karşıyım. Siyasetin nezaket kuralları içinde ve halkın önceliklerini, kendi önceliklerini değil. Hatta sevgili Soner'e verdiğim bir röportajda da ilk manşet olmuştu. Kendi için değil, kenti için çalışan siyasetçiler olmaya çalıştık diye. Önceliğimiz gerçekten her zaman bu oldu. Bu olmaya da devam edecek. Eskişehir'in değerlerini her ne pahasına olursun koruyacağız. Kimsenin kendi ikbali uğruna bunları kullanmasına, birilerine göz kırpmasına, kırparak bir takım şeyleri ön plana çıkartmasına izin vermeyeceğiz bu şehirde. Herkes bunu iyi bilir. Tabii bir... Geçtiğimiz günlerde İmam Hoca bir araya geldi. Evet. Sizin yakın zamanda bir partiler temasınız olduğunu, onun dışında yine mecliste ne bir genç denk geldi, bir konuyu konuştu. Yani benim açıklamalarını neye bağlıyorsunuz? Neden bu tarz açıklamalar Yani onu hani neden bu tür açıklamalar yaptığının cevabını verecek kişi ben olmadığını düşünüyorum. O cevabı kendisinden almamız daha uygun olacaktır. Ama tabii ki biz bir araya geliyoruz. Her zaman bir araya geliyoruz. Siyaset ve nezaketi kuralları çerçevesinde herkesle bir araya geliriz. Yani sadece belli isimlerle değil. Zaten biliyorsunuz seçimlere birlikte ittifak içinde gittik. Dolayısıyla yani bizim hiç kimseyle bir araya gelmeme gibi bir hani özel bir tercihimiz olamaz. Her yerde bir araya geliriz. Ama dediğiniz gibi hani ben bu gelişmeleri hakikaten üzülerek izliyorum. Yani Eskişehir adına. Çünkü Eskişehir farklı bir şehir. Biraz önce sohbet ederken de sizlerle konuştuk. Bu şehir çevredeki şehirlerden çok farklı bir dokuya sahip. Gerçekten hani değerlerine sahip çıkan, hani eğitimli, entelektüel, kendine verilen iyi hizmeti takdir eden insanların şehri. Şimdi hocam ben yemekten haberim yok. Basında gördüm haberi. Kendisini yemeğe davet etmişler. Yani Yılmaz hocam öyle bir değer ki herkes sahip çıkıyor. Sadece Eskişehirliler değil bakın bugün tüm Türkiye'de hatta bizim hocayla belediye nedeniyle yurt dışı gezilerimiz oldu. Kendisi o kadar saygı değer çevre tarafından o kadar saygı gören bir kişi ki herkes saygı görüyor. Yani birileriyle yemek yemiş olması, o kişilerin A partili, B partili olması hiç önemli değil. Ama hani bunları bu kadar yani hani ne diyeyim artık basın toplantısı düzenleyecek kadar işte yok onlar bizden değil şeklinde açıklamalar yapacak kadar gündeme getirilmesinde hani siyaset nezaketsizlik olarak gördüğümü açıkça ifade etmek istiyorum. Sayın Hanım, Buyurun. siyaset nezaket kuralları içerisinde Aha, gerçekleşiyor. evet. Cumartesi Büyükelçin ve Nebati Kolu arasındaki tartışmada bir konusu da var. Evet. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani ben yakışıksız bulduğumu söyledim. Yani son derece hani nezaketsiz bulduğumu belirttim. Hani konuşmamda da hani böyle çok direkt kimseyi hedef alarak konuşmadığım için hiçbir zaman hani bunun böyle ipuçlarını verdiğimi düşünüyorum. Dolayısıyla hani doğru kesinlikle bulmuyorum. Hani ben hani toplumun da bulmadığını görüyorum. Nitekim paylaşımların altına hani bizler de tabii siyasetçiyiz, takip ediyoruz bunları. Alta yazılan yorumlardan görüyoruz neler yazıldığını. Vatandaşın gerçek düşüncelerine hani o yönde ulaşıyoruz. İşte alanlarda mesela diyorlar ki bana daha geçen gün de alanlarda yanımızda olmayanlar bizim oyumuzu yönlendirmeye çalışıyor diyorlar. Bunlara biz hep tanıklık ediyoruz. Bunlar üzücü tabii. Yani dedi bizim önceliğimiz polemik değil. Şehrimizin sorunları, ülkemizin yangın yeri halindeki gündem, bizim önceliklerimiz bunlar. Herkese tavsiyem de benim bu. Gerçekten bu şehirde kalıcı siyaset yapmak isteyenler bunlara öncelik versin. Sayın Vekil, Buyurun. Nebati Kılıçdaroğlu açıklamasında işte biz farklı bir ittifakla hareket edersek CHP kaybeder. Burada gibi bir minvalinde bir açıklama bulundu. Bir başka yine bir partiniz Kazım Kurt'la böyle giderse kaybederiz dedi. 25 yılın sonunda CHP, Eskişehir'e CHP açısından bir kayıp görüyor musunuz? Yani kendi partinizin ağzından da böyle bir Evet. Tahmin çıkınca işin aslı... Ben her zaman işte yani seçmenin hani oy tercihinin kimsenin ipoteği altında olmadığını düşünüyorum. Hele hele Eskişehir seçmeni. Yani onu özellikle belirttim. Bakın bu şehirde hiç ittifaklar yokken bize oyumuzu arttırarak hep seçim kazandık. Bu partiler bile yoktu o zaman, adları bile yoktu. Dolayısıyla vatandaş zaten yerel seçimde kendi ittifakını yapıyor. Hele hele Eskişehir seçmeni gerçekten bunu çok iyi değerlendiriyor. Dolayısıyla hani birilerinin öngörüyle
böyle olur, öyle olur demesi geçerli değil. Kararı halk verecek. Yani her zaman halka güveniriz. Ben hani vatandaş için ne söylerlerse söylesinler. Ben her zaman vatandaşın sağduyusuna, hele hele Eskişehir'in sağduyusuna bu konuda güveniyorum. İttifak olsun olmasın. Herkes kendi partileri adı altında da seçime girerse ben Eskişehir'de seçim kaybedeceğimizi açıkçası düşünüyorum. Yine bir soru sorayım. Tabii, buyurun. Ülke yandı mı yeri dediğiniz gibi, yani hepimiz de hissediyoruz bunu. Fakat CHP konuşuluyor. Ama CHP'nin konuşulmasında başka partilerden daha çok CHP'lilerin katkısı var. Yani işte CHP'li gazeteciler, CHP'li televizyonlar, CHP'li milletvekilleri, CHP'li eski başkanlar, CHP'li belediye başkanları, evet, CHP'yi konuşturuyor topluma. Ama bir yandan da biz kendimizi temsil edecek, kendi bizim sorunlarımızı dillendirecek bir muhalefet arıyoruz. Bunu da yani CHP ne yapacak? Yani Kemal Kılıçdaroğlu'ndan başka CHP yokmuş bu algılanıyor. Ne yapacak CHP? Nasıl bir çıkış yolu bulacak buradan? Çünkü çok kötü bir yere doğru gidiyor. Yok yok. Hiç kimse bu konuda endişe olmasın. Bakın özellikle tutukladım. Cumhuriyet Halk Partisi, hani biz zaman zaman böyle klişe söylüyoruz, işte otellerde kurulmuş bir parti değil diye her zaman özellikle belirtiyoruz. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi 100 yıllık yaşına ve kökünü nereden alıyor? Bu ülkenin bağımsızlık mücadelesinden, bu toprakların bağımsızlık mücadelesinden kökünü alan, Atatürk'ün kurduğu, bu ülkenin kurtarıcısı, kurucusunun kurduğu bir parti. Bunu Atatürk'e sığınmak anlamında söylemiyorum. Geçmişte de çok çalkantılı dönemler geçirdi Cumhuriyet Halk Partisi. Hep demokrasi adına çok çeşitli badirelerin içinden çıktı. Ben rahmetli babam siyasetçi olduğu için çok iyi hatırlarım. İsmet İnönü döneminde işte bu bildiğiniz gibi hani Ecevit'in mesela o dönem benim babam Ecevit'e destek vermişti. O dönemleri hatırlarım. Baraj altında kaldığı dönemleri bilirim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi çünkü demokrasinin, hani herkes eleştiriyor Cumhuriyet Halk Partisi'ni çok rahatlıkla ama hiç kimse bugün bu kadar olay olurken AKP'yi neden konuşmuyor? Konuşamıyor. Çünkü konuşanların ne halde olduğunu siz en iyi basın mensupları biliyorsunuz. Ben sizleri de çok iyi anlıyorum. Zaman zaman siz bile belli endişelerle belli şeyleri yazamıyorsunuz. Ben bunu çok iyi görüyorum. Çünkü iki şey yazdığınız zaman hemen kapınıza geliyorlar. İşte şu anda bildiğiniz gibi Tele1'e yayın yasakları geliyor. Bildiğiniz gibi gazeteciler tutuklanıyor. Yani biz bu biliyorsunuz endekslerde en üst sıralara çıktık ne yazık ki. Özellikle Avrupa Birliği Komisyonu üyesi olduğum için de çok rahat görüyorum. Bir rapor görüşülüyor şu anda. Dışişleri'nde, Dışişleri Komisyonu'nda görüşüldü Avrupa Parlamentosu'nda. En önemsedikleri konulardan biri de bu gazeteciler konusu. Ve tutuklu gazeteciler, basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü konusu. Şimdi dolayısıyla herkes CHP'yi konuşuyor. Tabii konuşulması da iktidarın çok işine geliyor. Medya aracılığı da bunu pompalıyorlar. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu Sayın Genel Başkanımızın savunuculuğuna bile soyunuyorlar zaman zaman. Çünkü esas gündem konuşulsun istenmiyor. Ama bizim partilerimiz konuşuyor, doğru. Ama biliyorsunuz ben bugüne kadar hani kol kırılır, yen içinde kalır diye özellikle parti içi konuları çok fazla basın önünde ya da kamuoyu önünde gündeme getirmek istemem. Ama biz hakikaten konuşan bir partiyiz, konuşuyoruz. Tek adam partisi değiliz. Çünkü bir lider partisi değiliz. Çok büyük bir liderin kurduğu ama demokrasinin işlediği ilkeler ve bir ideoloji partisi Cumhuriyet Halk Partisi. Kimse bunu göz önünde göz önünde bulundursun herkes bunu. Ayrıca şunu da belirtmek isterim. Bakın şu anda hepimizde bir kurultay sürecinde tüzükle ilgili değişiklikler, programla ilgili değişiklikler, çok köklü çalışmalar var. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunları geçmişte de başardık. Yeniden başarabiliriz. Biz hani böyle tam öldü bitti denilen zamanlarda küllerimizden yeniden doğmayı da çok iyi biliriz. Onun için kimse bu konuda endişelenmesin. Cumhuriyet Halk Partisi ben umudunu da kesmesin. Bakın yerel seçimler yaklaşıyor. Biz yerel seçimlerde yine başarılı olacağız. Ve yine vatandaşlarımız hani bir zaman dağlara taşlara umudumuz Ecevit yazdırıldığı gibi yine gerçekten umudumuz Cumhuriyet Halk Partisi olacak. Çünkü bu ülkenin teminatı, kurucu değeri sadece Cumhuriyet Halk Partisi. İşte onun için ben hani söylüyorum. Onun için bir özellikle anlattım AKP'nin bu şehir ve ülke için yanlış politikalarını dolayı hani ve şehrinde hani bu konudaki beklentileri
özellikle ittifaklar konusunda farklı gelişmemeli. Çünkü ülkeye getirdikleri durum çok açık ve net ortada. Ama herkes dediğiniz gibi Cumhuriyet Halk Partisi'ni görüyor. Pardon Söner'cim, biri oradan daha önce söz istemişti. Belki sonra dönebilir miyiz? Kim istemişti? Şimdi Sayın Nebbi'nin Ulusal Kanal'da daha sonra Eskişehir Ara gündeminde de Büyükerşen hakkında konuştuğunu biliyoruz. Bu Büyükşehir Belediye Başkanı aday olmasından kaynaklandığı konusunda bir böyle konuştuğunu düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz? Yani Büyükşehir aday olacak insanın bu tür söylemlerle mi çıkması lazım yoksa projelerle mi çıkması lazım? Yani, ben hani zaten konuşmamda çok değindim. Yani hani bunlar yaratılan suni gündemler. Hani gündemde kalmak için bu tür polemiklere kimsenin ihtiyacı olmaması lazım. Ben hani bilemem adaylık tercihini olur olmaz. Yani dediğim gibi ben farklı siyasi partiler ya da siyasiler hakkında konuşmayı da çok seven bir insan değilim bildiğiniz gibi. O kendi tercihi. Hani ben ona öyle yapıp yapmaması gerektiğini söyleyemem ama hani beni bir abla olarak hani şehrimde çoğu kişi abla dediği için söylüyorum. Çünkü vekillikten daha çok önemsiyorum ablalığı, vekillik gelip geçici, ablalık kalıcı. Dolayısıyla bir abla olarak görmek isteyenlere sadece önerilerimi sıraladım. Tabii ki parti içine sorun olacak. Tabii, bir tarafta bir değişim süreci var. Bununla ilgili genel merkezde de şehirde de yansımaları var. Tartışmalar. Bir tarafta da şimdi bir il başkanlığı seçimine doğru giden süreç var. Evet. Son il başkanlığı seçiminde özellikle kurultay delegeliğiyle ilgili tartışmalar birkaç senedir Eskişehir'de ben erkekleri arasında ciddi ayrılıklar yaşattı ve yerel seçim sürecine gidiyoruz. Yani hem bir tarafta tekrar aynı tablo olur ya da bu değişim tartışmaları güçten düşürür mü Cumhuriyet Halk Partisi'ni? Bununla ilgili nasıl bir öngörünüz var? Ya ben dediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten çok güçlü bir parti. Bu tür şeylerle hani biz bunları sadece demokrasi çerçevesi içinde algılarız. O şekilde süreçlerimizi sürdürürüz. Olduğu zaman çaresine bakarız. Ama hiçbir zaman Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda yıpranmaz, yıpratılamaz. Hani aynı Yılmaz Büyükerşen hocam için söylediklerim Cumhuriyet Halk Partisi için de geçerli. Dolayısıyla hani biz öyle ufak tefek rüzgarlarla yıkılacak bir parti örgüt değiliz. Onların da üstesinden evelallah geliriz. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.